Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok kıymetli Ticaret Odası Başkanımız, Meclis Başkanımız, çok kıymetli basın mensupları. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada malumunuz 4. Uluslararası İpek Yolu İş Adamları Zirvemizin, geçen hafta gerçekleştirmiş olduğumuz zirvenin değerlendirmesi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımızın himayelerinde valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamız ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz tarafından 27-29 Kasım tarihleri arasında malumunuz ilimizde 4. kez düzenlenen Uluslararası İpek Yolu İş Adamları Zirvesini gerçekleştirdik. Sizlerin de takip ettiği üzere zirvemize 23 ülkeden temsilcilerimiz katıldı. İşte bu ülkelerimiz Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Çin, Fas, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Sri Lanka, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan'dan. Bu ülkelerimizden kıymetli basın mensupları, bakan düzeyinde, büyükelçi düzeyinde, bürokrat düzeyinde ve iş adamı düzeyinde katılımcılarımız oldu. Tabii ki en önemlisi de zirvemizi onurlandıran Hazine ve Maliye Bakanımız da bu zirvemizi onurlandırarak açılışımıza iştirak etti. Değerli arkadaşlar, 4. İpek Yolu Uluslararası İş Adamları Zirvesi tarihi İpek Yolu'nun en önemli kavşak noktalarından biri olan Trabzon'umuzun modern ticaret rotalarındaki konumunu da bu vesileyle daha da güçlendirmiş oldu. Özellikle şunu ifade etmem gerekirse, Çin'in dünya ticaretinde önemli değişikliklere yol açacak olan Bir Kuşak Bir Yol projesinde Trabzon'un önemli merkezlerden biri olabileceği güçlü bir şekilde bu zirvede vurgulanmış oldu. Çin Halk Cumhuriyeti de bu zirvemize Ankara Büyükelçisi ile, Türkiye'deki Büyükelçisi ile birlikte önemli firmalarının yöneticilerinden oluşan kalabalık bir heyetle bu zirvemize iştirak ederek bölgemize, Trabzon'umuza ne kadar önem verdiğini de bu vesileyle göstermiş oldu arkadaşlar. Gerek Çin heyetiyle, gerekse diğer ülkelerin heyetleriyle çok verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Özellikle malumunuz Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin tanıtımı açısından da bu zirve bizim için çok çok anlamlı olduğunu burada özellikle ifade etmek istiyorum. Öte yandan zirvemizde ikili görüşmeler gerçekleştirildi. 23 ülkeden zirvemize katılan konuklarımızla, işte bu ülkeden gelen yabancı işte iş adamlarımız, yaklaşık 750 ikili iş görüşmesinin gerçekleştiğini burada özellikle ifade etmek istiyorum. Bunlar tabii ki ilimiz açısından yeni işbirliklerinin, yeni imkanların, yeni fırsatların da ilk adımlarının olduğunu özellikle ifade edeyim. Biliyorsunuz, hepinizin malumu, zirveyi düzenlerken esas amacımız başlangıçtan bugüne kadar tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir merkez olan Trabzon'umuzun İpek Yolu'nu tekrar canlandırmak bu bölgede, iş adamları arasında ticareti geliştirmek ve
ülkemizin ve bu güzergahta olan ülkelerin ekonomilerine de ciddi katkılar sağlamak. İşte Trabzon bu açıdan çok önemli olduğunu biz bu zirvede bir kez daha vurguladık. En önemlisi Trabzon'umuzun lojistik açısından önemli bir merkez olduğunu, bu konuda deniz, hava ve karayolu açısından alt parametreleri tamamlanmış durumda olduğunu ve önümüzdeki süreçte de raylı sistem konusunda da planların ve projelerin yürütüldüğünü de burada güçlü bir şekilde vurguladık. En kısa zamanda Trabzon'umuzun raylı sistemlerle ulaşılan şehirler arasında yer alması ülkemiz açısından ciddi büyük katkı sağlayacağını da özellikle ben burada ifade etmek istiyorum. Sürekli vurguladığımız gibi ilimiz Trabzon'umuz modern İpek Yolu güzergahında önemli ve en önemlisi altını çizerek söylüyorum güvenilir ticaret ve yatırım merkezlerinden birisidir ilimiz. Zirvede ayrıca 3 ayrı salonda belli oturumlar gerçekleştirildi ve bu oturumlarda da kendi alanlarında yetkin uzman moderatörler eşliğinde, oturum başkanları eşliğinde çok değerli konuşmacılarımızın bu zirve vesilesiyle düşüncelerini orada diğer katılımcılarla paylaşma fırsatı oluştu. Bu da zirvemiz açısından çok çok önemliydi. Değerli arkadaşlar, 2019'un ilk 9 ayında Çin'in İpek Yolu güzergahındaki ülkelerle toplamda 950 milyar dolar tutarında ihracat ve ithalatı oldu. Bir kuşak bir yolu ortak inşa süreci, hat üzerindeki ülkelerde yeni bir refah dönemini açacağına biz inanıyoruz. Türkiye'nin ve Trabzon'un bu refahtan azami düzeyde faydalanması açısından zirvemizin de önemli bir adım olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yine zirve münasebetiyle burada Çin Büyükelçimiz gerek Ticaret Odası Başkanımızı gerek Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve bizleri de o heyetiyle birlikte ziyaret etti. Birebir kendileriyle de ilimizdeki önümüzdeki süreçte başta yatırım adasıyla alakalı ve diğer yapılabilecek yatırımlarla ilgili de birebir görüşmelerimiz de oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte bunun devamını kendilerinde birlikte ziyaret ederek bunun önümüzdeki süreçte planlanacak ve yapılabilecek yatırımlar veya girişimlerle ilgili devamını da sağlayacağımızı ben burada özellikle ifade etmek istiyorum. Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın zirvedeki açılış konuşmasında üzerinde önemli durduğu bir noktayı da burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Trabzon'dan malumunuz tüm iş dünyasına, bölgedeki yatırımcılara, küresel ekonomideki tüm aktörlere ve yurt dışından katılan iş dünyası temsilcilerine biz buradan seslenmek istiyoruz. Türkiye gerek kuşak yol anlamında gerek bölgesinde yaklaşık 4 küsur saatlik uçuş mesafesiyle ülkemiz Hindistan'dan Londra'ya, Moskova'dan Dubai'ye kadar dünya nüfusunun ve dünya ekonomisinin 1/3'ünün merkezinde konumlanan bir ülkeye sahibiz. Yine ülkemiz lojistik, altyapı, ulaşım, iletişim ve enerji noktasında bir merkez ülke konumunda çok kıymetli ve önemli bir ülkedir. Gelin bu iklimi yatırım ve ticaret odaklarını değerlendirelim diyoruz. Trabzon'umuzun kadim İpek Yolu'nda olduğu gibi modern İpek Yolu'nun da denize açılan en önemli bir
kavşak noktasında olduğunu burada özellikle ifade ediyoruz. Aynı zamanda her geçen gün büyüyen yatırım ve ticaret imkanlarıyla Doğu ve Batı arasında köprü konumunda olan ülkemizin en önemli ülkemiz, en önemli merkezlerinden birisidir. Trabzon'umuzun İpek Yolu üzerindeki konumunu güçlendirmek için çalışmalarımız bundan sonra kararlı bir şekilde devam edecek. Bu kapsamda merkezi Trabzon'da olmak üzere İpek Yolu Uluslararası Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Enstitüsü kurulması amaçlanmaktadır. Değerli arkadaşlar, 4. Uluslararası İpek Yolu İş Adamları Zirvesi'ne desteklerini esirgemeyen, başta bizi onurlandırarak zirvemize katılan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a, katkıda bulunan tüm bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne, TAV Holding'e, ana sponsorumuz Vakıfbank'a ve ulaşım sponsorumuz Türk Hava Yolları'na buradan teşekkürü bir borç biliyoruz. Son olarak da 23 ülkeden şehrimize teşrif eden, biraz önce de ifade ettiğim kıymetli bürokratlarıyla, iş adamlarıyla, tüm yetkililere, iş adamlarımıza ve zirvemizde emeği geçen tüm paydaşlarımıza saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Sizlere de katılımınızdan dolayı özellikle teşekkür ediyoruz. Evet. Soru sormak isteyen varsa arkadaşlarımız, Sayın Başkanım, sizin paylaşacağınız bir husus varsa. Gayet etraflıca siz izah ettiniz. Teşekkür ederiz. Tabii özellikle olayı biz iki yönden baktık. Yatırım ve ticari ilişkiler yönünde. Yatırım yönünden burada Çin ve İran'ı ön planda gördük. Trabzon'da yatırım konusunda bizlerden çok yakın ikili görüşme yapanlar. Önümüzdeki süreçte onları burada yatırımda göreceğiz. Ticari görüşmelerde ise ikili görüşmelerde sonunda tekrar bizi ziyaret ettiler. Yine ağırlıkta İran, Rusya Federasyonu ve diğer taraftan da Ukrayna'nın yakın bir ilişki kurarak ticari ilişkilerde, hatta bizlere gerekli notları bırakarak sonuç beklediklerini de belirtmek istiyorum. Yani birebir somut odaklı bir sonuç gördüğümüzü de belirtmek istiyorum. Bugüne kadar biz üçüncüsünü yapmıştık, bugün dördüncüsü oldu. Bölgeye ilginin çok daha fazla olduğunu gözlemledik. Önümüzdeki süreçte de gerek yatırım ve gerekse de ticari ilişkilerin gelişmesinde bunu göreceğiz. Tabii ben bu arada özellikle de Sayın Başkan, Valimiz Başkan olarak, Kurul Başkanı olarak açıklamasını yaptı ama bu arada da özellikle ben basınımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu zirvenin duyurulmasında, sonucunda her kademede fazlasıyla bizlere destek vermiştir. Hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Devlet Demir Yolları Samsun'dan Safa'da da yapılacak hakkında Çin'in bir yardım konusu var. Dün Asim Erkan Gökülümüzle beraber bir Türk onu kendisine ilettik. O da dedi ki Çin dedi bize şey verecek dedi, yani bir kredi verecek. Yani onların bir yatırımı yok. Peki, bu konuda ne diyorsunuz? Bize gelen bir şey yok. Onda bize gelen bir şey yok. Efendim öyle dedi diyor. Bu konuda bizim intikal eden bir husus yok yani.